bizden balıkçı falan olmaz. Hatta daha canlı şöyle gösterebilirim. Araları alazalım, bir de kursunlar var. İş yaptığı abisi. Mendili salardık teknenin içinde alayım. Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Adıyaman Atatürk Barajı üzerinde bir gece boyunca balık tutmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşımız yolda geliyor. Tekne üzerinde ağları bırakacağız ve balık tutmaya başlayacağız. Çok emin değilim geceyi tamamlayacağımızdan ama elimden geldiği kadar geceyi tamamlamaya çalışacağım. Bugün gideceğiz. Açılacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Ben de çok emin değilim. Muazzam bir manzara var. Barajımızın üstü böyle kağıt gibi, şöyle gösterelim. Geldi arkadaşlar. Arkadaşımız da geldi şimdi. Gidiyoruz. Buradayız. Hadi gidelim. Motor sesi var zaten. Şimdi geldik. Gideceğiz. Önce ağımızı atacağız. Toplama saatine kadar, ondan sonra bekleyeceğiz. Adanın burnuna mı atılacak? Burada adanın burnu var ya. Burun ona doğru. Cebrail Baba, sen yaparken mesela yaptığın işi falan anlatabilirsin. İşin zorluklarını, yaşadığın mesela farklı bir anı varsa. Anı çok. Tamam, hadi işte bize. Araları alazalım, bir de kursunlar var burada. Ha? Tam uca doğru mu gideyim ben? Tam uca doğru. Önce şu şekil git bak. Şöyle git, şöyle bir C yapacağım. Evet, tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben sadece böyle yön veriyorum. Bu şekilde dönüp şöyle sırta doğru döneceğiz. Orada tamamlanmış olacak ağ atma. Aynen böyle çapraz çek amına. Ben de yapmaya çalışıyorum ama işte her mesleğin kendi ustası, kendi tecrübesi ayrı. Yıllardır tecrübe etmiş Cebrail. Değerli bir tane. Ayağıma takılmış ha. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi tecrübeli ama. Vallahi bak şaka maka ha. Kolay görünüyor ama aşırı zor yani. Şöyle biraz otursam ne olur? Oo, daha güzel oldu. Değil mi? Yo, nasıl bir şey söyle. Nasıl becerebiliyorsan öyle yap. Yapmaya çalışıyoruz ama harbiden zormuş yani. Kolay görünüyor ama hiç kolay değil. Bunu atayım mı ama direkt? Gitti ha. Şeyi at. Bu demiri at. Halkayı. Üstündeki videonu da söksene tamamdır. Sökeyim mi onu? Sök onu. Sökebilirsem. Sökerim ya. Elim kaykanlaştı şeyden. Ağabeyim onun için. Bırakıyorum. Bu yüzden abi ya kulağım. Bırak. Bırak. Gitti. Ama şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Bu ağları gece toplayamıyormuşuz. Sabahın erken saatlerinde toplanacakmış. Eğer yetişirsem geleceğim. Yine beraber kaldırmaya çalışacağız ağları ama bakacağız.
Zaten sabah kalkacak. Mecburen biz de oturduk, bir şeyler atıştırdık. Yanında Kenan abi var. Cebrail'in aynı iş yaptığı abisi. Kenan abi. Sıkıntı yok. Yok. Şimdi aynen. Biz seni dinledik ondan dolayı. Evet. Şimdi Kenan abiye sorayım. Bu işte günde mesela kaç kilo balık topluyorsunuz? 20, 30. Yakalanma süresi kaç saat sürüyor? 6 saat. 6 saat. Evet. Yani karşılaştığın bir en zor ya da yani en... Yani zor dediğimiz işte bazen rüzgar çok estiği zaman, aniden estiği zaman, işte büyük dalgalar geldiği zaman biraz insanı korkutuyor tabii. İşte heyecanlanıyorsun. İşte işimiz de zaten suda olduğu için... Mecburen sıkıntı oluyor. Yani ama zamanla dalgaya da alışıyorsun yani. Dalgaya alışıyorsun. Hani Cebrail de zaten demişti. Bazen fırtına olduğunda çok sıkıntı oluyor diye. Peki abi böyle değişik bir anın var mı? Vallahi değişik anımız yani işte bazen işte büyük balık geldiği zaman işte şey oluyor işte. Bazen tekneyi böyle çeviriyor böyle. He. Yani o biraz heyecanlı oluyor işte. Heyecanlı oluyor. Yani bazen bir bakın tor elinde gitti işte. Hem korku hem heyecan. Peki abi şimdiye kadar yakaladığın en uzun balık ne kadardı? 60 ile 70 kilo arası. Boyu ne kadardı peki uzun? Boyu tam benim boyumdaydı. Benim boyum da 1.87. Ne balığıydı peki? Turna balığı. Vay be. Cırlaz Ağ bayısına girseniz de zaten bizim fotoğraflar orada. Peki Cebrail senin var mı böyle yaşadığın bir iş bir anın? Adaya çarpmıştım bir kere. Adaya mı? Evet. Hızını alamayız. Şöyle mesela işte bazen gideriz, tor çekeriz, balık yok tamam mı? Bir başlar bir tor balık çıkarmaya tamam mı? Ondan sonra benim bir arkadaşım vardı, ortağım vardı işte. Mendili sallardık teknenin içinde alayım. Teknenin içinde? Abi balık çıktı mı o şekilde yani halay çekiyoruz işte. Peki evet. Abi bu balıkların satış olayı nasıl oluyor? Yani satış olayımız işte bizim şey var, bayilerimiz var işte. Bayiler bu balık bayileri var. Hı-hı. Toptan götürüp direkt... Ya benim normal mesleğim tabii var da işte olmadı. İstanbul'daydım ben zaten daha öncesi. Diyaliz teknisyenliğim ben. Diyaliz teknisyenliğinden balıkçılığa. Aynen. Nasıl oldu abi? İşte ya oradaki işlerimiz biraz ters gitti. Adıyaman'a geldik. İşte kardeşlerim doğalgaz işiyle uğraşıyorlar. Baktım olmuyor, kurtarmıyor işte. Bari en azından balıkçılığa da hevesimiz de vardı. Daha çok heves oldu zaten. Yani heves de vardı. Hobimiz oltacılıktı işte. Öyle küçüklükten de şey vardı işte hani böyle hep bir heves vardı. İşte en son tekneyi aldık işte girdik işte suya da. Yani şu anda gene havalar güzel diyorlar işte oh keyiflerini yapıyorlar işte orada yatıyorlar. Şimdi öyle görünüyor. Dışarıdan yani bakınca öyle, güzel. Yani. Görüyorsun işte bu 2-3 gündür bu çadırları kurduk işte. Hı-hı. Akşamları üşümeyelim diye. Yani o şekilde işte gece gündüz buradayız işte çocukların yüzünü göremiyoruz yani. Tamam. Mesela bir tane kızım var işte baba sen niye eve gelmiyorsun mesela. Aa, maşallah böyle sıkıntılar var. İşte memurluğun işte belli bir saati var işte adam çalışıyor. Çekiyor evine gidiyor ama bizimki ne oluyor işte bizimki 24 saat hemen yani biz buralardayız işte. Balı teslim ederken eve gidip görüküyoruz sonra sopayı vuruyorlar hadi yürü. Cebrail'e sorayım o zaman. Peki bir teknenin genel olarak bakımları, israfları nasıl oluyor? Zaten günlük 300 lira yakıt yakıyor. Yani bakımları da 60 saatte bir bakım yapılıyor. Bakımlarda zaten en ufak bir yağ değişimine gitsen 300-400 lira. Bizim bu civarda da tırnaksızlar da çok. Kenan abi tırnaksız dediği tok satıcılar. Yani piyasayı devamlı yükseltmeye çalışıyorlar. Herkese zarar bu aslında. Aynen öyle. İşte piyasada da fazla olmadığı için tamirciler bizim hı-hı. Adıyaman civarında 2-3 tane var zaten. Alternatif olarak biz kendini değiştiriyoruz. Hal etmeye çalışıyoruz. En son tamir. En son tırnakçılara düşüyoruz. Şu anda sabah 8.30 kalktık. Şimdi gideceğiz. Gece toplanamadığı için dünkü attığımız avları şimdi toplayacağız. Sinan'la beraber gidiyoruz. Ağları toplayacağız. Sabahın körüne kalkmış olduk. Bize göre sabahın körü. Normalde 11-12'de uyanıyoruz. Şimdi direkt toplanma alanına geldik tekneye.
Bizden önce Cebrail 2-3 tane ağ toplamış ama pek çıkmamış. Şöyle göstereyim. Tutmuş ama. Hatta daha canlı şöyle gösterebilirim. 2-3 tane tutmuş ama pek bir şey çıkmamış doğrusu. Şimdi diğer ağları toplayacağız. Arkadaşlar işi bilene bırakmak lazım. Bizden balıkçı falan olmaz. Kesin geçti. Bir tane geldi. Diğeri kadar büyük değil ama az önce ben çekmeye çalışırken takılmıştı. Ağaç köküne takılmış. Arkadaşlar şimdi üçüncü balık geldi. İki tane ağa topladık. İkincinin üçüncüsü geldi. Bu da biraz daha büyük. Az önce tuttuğumuzdan. Bayağı etli ama. Biz zor çıkarıyoruz. Ey maşallah. Kocaman etli bir şey bak. Düşürmeden gösterebilirsen şöyle. Arkadaşlar şimdi günün sonuna geldik, topladık. Toplamda 8 tane falan balık tutuldu. En büyüğü bu. Sonra ikincisi de bu. Bayağı büyük balıklar tuttuk. Vallahi Cebrail'e çok teşekkür ederiz. Aynen. Fazla tutamadı ama bize denk geldi. Ama yine de yapacağımızı yaptık. Yakıt paramız cebimizden çıkmadı. Yakıt parası cebinden çıkmadı ama sadece biraz yorgunluk oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Aynen. Videomuzu izleyip, beğenip, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.